Elimizde fx eşittir x kare olarak tanımlanmış bir fonksiyon olsun ve y eşittir fx eğrisinin altında kalan alanı hesaplamak istediğimizi düşünelim. Bu y ekseni, bu da x ekseni olsun ve fonksiyonu da şu şekilde çizelim. Evet, birinci çeyrekte. İşte böyle. Fonksiyonu ikinci çeyrekte de çizebiliriz ama şimdilik bununla yetinelim, olur mu? Az önce de söylediğim gibi, şimdi bu eğri ile pozitif x ekseni arasında kalan alanın x eşittir 1 ile x eşittir 4 arasında neye eşit olduğunu hesaplamak istiyorum. Bir de bu alanlarla ilgili tahminlerde bulunmaktan da bıktığımızı ve x ekseni üzerindeki bu alanın tam olarak neye eşit olduğunu bulmak istediğimizi düşünelim, anlaştık mı? Kahverengiyle taradığım alanın tam değerini fx dx'in x eşittir 1 ile 4 arasındaki belirli integrali olarak ifade edebiliriz. Eğer bu gösterimin nereden geldiğini merak ediyorsanız, burada sonsuz derecede ince dikdörtgenler olduğunu düşünüp onların alanlarını topladığımızı söyleyebilirim. Size şimdi bu sonsuz derecede ince olan dikdörtgenlerden bir tanesini çizmeye çalışacağım. Muhtemelen sonsuz derecede ince olmayacak ama olsun, hemen çiziyorum. Dikdörtgenlerden biri bu, evet, bir diğeri de bu. Riemann toplamını da anımsamış olmalısınız. Aslına bakarsanız Riemann integrali de buradan gelir zaten. Riemann toplamı için bu dikdörtgenlerden sonsuz tanesine sahip olduğumuzu düşüneceğiz ve her bir dikdörtgenin kısa kenarı da, en azından ben bu şekilde düşünmeyi tercih ediyorum diyeyim. Ne diyordum? Kısa kenarının dx, uzun kenarının da fonksiyonun bu aralıktaki bir x'te aldığı değer olduğunu düşüneceğiz. Buradaki ifade bu dikdörtgenlerden birinin, evet, alanını temsil eder. Ve bu uçlarından çekilerek uzatılmış s harfini de sigma harfine benzetebilirsiniz. Evet, bu s harfi de bize x eşittir 1 ile 4 arasındaki sonsuz sayıdaki ve sonsuz derecede ince olan dikdörtgenlerin alanlarını topladığımızı anlatır. Belirli integralin gösterimini bu şekilde yorumlayabiliriz. Şu ana kadar herhangi bir hesaplama yapmadık. Sadece 1 ile 4 arasında ve x ekseni ile eğri arasında kalan alanın tam değerini ifade ettik. Bu gösterimden bir sonuç elde edebilmek için kalkülüsün ikinci temel teoremini ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu teoremden zaman zaman temel teoremin ikinci kısmı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Şimdi bu teoreme göre f'in ters türevi şöyle yazalım. Fx büyük fx fonksiyonunun türevi olsun ya da büyük fx fx'in ters türevidir diye not ediyorum. Eğer bu doğruysa o zaman bunu değerlendirebiliriz. Bunun kavramsal mantığı üzerine bir video hazırlamıştık. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet, bunun neye eşit olduğunu, f'in ters türevlerinden birinin 4'te aldığı değerden 1'de aldığı değeri çıkararak bulabiliriz. Hadi yapalım. Fx yerine x kare koyarak şunu hemen baştan yazayım. X kare dx'in 1 ile 4 arasındaki belirli integrali ve geriye sadece x karenin ters türevinin ne olduğunu bulmak kaldı. Fx x kareye eşitse büyük fx, yani fx'in ters türevi neye eşittir? Kuvvet kuralını aklınıza getirirseniz, x üzeri 3'ün x'e göre türevini aldığınızda 3x kare elde edeceğinizi biliyor olmalısınız, değil mi? Ve bu da zaten önündeki 3 hariç x kareye çok ama çok benzeyen bir ifade. İki tarafı 3'e bölersek x üzeri 3'ün x'e göre türevi bölü 3'ün x kareye eşit olduğunu buluruz. Bu da x üzeri 3 bölü 3'ün x'e göre türeviyle aynı şeydir. Bunun türevini alırsak 3 çarpı 1 bölü 3 1 eder, kuvveti de 1 azaltırız ve x kare elde ederiz. Evet, bu x kareye eşittir. Öyleyse ters türev, yani büyük fx x üzeri 3 bölü 3'müş. Şimdi bunun x eşittir 4 ve x eşittir 1'de aldığı değerleri de bulmamız gerekiyor. Bunun zaman zaman x üzeri 3 bölü 3, buraya 1 4, Buraya da 1 koyalım. Evet, bu şekilde gösterildiğini görebilirsiniz. Bazen de böyle bir çizgi çeker ve 4 ile 1'i buralara yazarlar. Biz şimdilik bu çizgiyi unutalım. Evet, şimdi bunun 4'te aldığı değerden 1'de aldığı değeri çıkaracağız. Eşittir 4 üzeri 3 64 eder. 64 bölü 3 farklı renklerle yazayım. Bu buna eşit ve bundan bunun 1'de aldığı değeri yani 1 üzeri 3 1 eder bölü 3. 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Bu da buna eşit. Anlaştık mı? Evet. 64 bölü 3 eksi 1 bölü 3. 63 bölü 3'tür ve 63'te 3'e evet tam bölünür. 21 kere vardır. Öyleyse sonuç 21'dir. Hangi birimi kullandığımıza bağlı olarak 21 birim karedir.